Bitcoin gündeminden herkese merhabalar, ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli madencilik şirketi Wright, ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Raporda şirketin ikinci çeyrekte 1775 bitcoin ürettiği ve üretilen bitcoin sayısının ilk çeyreğe göre %27 arttığı açıklandı. Wright yaklaşık 77 milyon dolar gelir elde etti ve Çin merkezli madencilik firması MicroBT ile 100 bin cihazlık anlaşma yaptı. Dünyada enflasyon oranının en fazla olduğu ülke olan Arjantin'de Ekim ayında gerçekleşecek genel seçim öncesi yapılan ön seçimi Bitcoin destekçisi aday Milei kazandı. Milei'nin Bitcoin destekçisi olduğu, Merkez Bankası'na karşı olduğu ve Bitcoin'i Merkez Bankası'na karşı önemli bir hareket olarak gördüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli SoFi Bank ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Raporda en dikkat çeken kısımsa şirketin elinde yüklü miktarda kripto para tutması oldu. SoFi Bank'in 166 milyon dolarlık kripto para yatırımı olduğu ve bu yatırımlar içerisinde 82 milyon değerinde Bitcoin yer aldığı açıklandı. Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Raporda şirketin ilk çeyrekte üretilen Bitcoin miktarını %33 arttırdığı ve ikinci çeyrekte toplam 2926 Bitcoin ürettiği açıklandı. Şirketin masrafları nedeniyle üretilen Bitcoin'lerin %63'ünün de satıldığı duyuruldu. Singapur merkezli madencilik şirketi Bitdeer büyüme faaliyetlerine devam ediyor. Yapılan son açıklamada Bitdeer'ın 23 bin madencilik cihazı satın aldığı belirtildi. Şirket ayrıca Temmuz ayında 220 Bitcoin ürettiğini açıkladı. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Yeni haberlerle görüşünceye dek hoşça kalın.